tanıyabilir misin? Tabii. İsim soy isim neydi? Kübra Kocabay. Hande Barıtçım. Sivas mısınız? Hayır, Ankaralıyım. Öğrencisiniz herhalde. Evet, üniversite. Aynı. Hangi bölümdesiniz? Mütercim tercümanlık. Aynı. Peki üniversitede yaşam nasıl gidiyor? Sorunlarınız var mı? Çok stabil, yani çok aynı, her şey çok normal. Evet, kesinlikle öyle. Peki sorunlarınız falan var mı? Ulaşımda şunlar. Ulaşımda var tabii ki de. Yani ulaşımdan sonra kampüste yapılacak hiçbir şey yok açıkçası. Sosyal aktivite çok az. Aynen öyle, onlarca pek aynı bir şey şekilde. Evet. Peki nereliydiniz bu arada? Ankara. Mersin. Peki Sivas'a gelince hiç değişik kelimeler duydunuz mu? Mesela nöryon kardeş diye başlarlar. Evet. Sivas'a özgü kelimeler vardır. Bunun haricinde değişik şeyler duydunuz mu? Evet. Hemi kelimesi kesinlikle. Ondan sonra küfür niyetine geçer miyim ama gavat diyorlar. Onu çok şaşırmıştım, yani anlayamamıştım. Başka da bir şey duymadım. İlk Sivas'ta mı duydunuz? Evet. Peki onun haricinde başka duyduğunuz neler var? Yani pek Sivas'ta tanıdığım yok açıkçası. Esnaftan duyduğum kadarıyla biliyorum. Ondan dışında başka bir şey yok. Peki, hiç Malamat, Sıracalı bunları duydunuz mu? Malamat'ı duydum sanırım. Ama ne için kullandıkları konusunda hiçbir fikrim yok. Rezil anlamında falan kullanılır. Olabilir. Aslında Sivaslıların da garibine gitmez ama. Genelde sık sık kullanırlar ama anlamını bilmiyoruz. Öyledir. Başka duyduğum bir şey yok. Peki, size göre alemmek nedir? Efendim? Alemmek. Eğlenmek gibi bir şey mi? Genelde eğlenmek olarak algılanır da Sivas'ta farklı bir anlamı var. Ne gibi? Ya ben hiçbir fikrim yok. Beklemek anlamında falan kullanılır. Güzel. Evet. Peki teşekkür ediyorum ben sizlere. Buradan selam göndermek çalışmalar. Yok, iyi çalışmalar. Ankara'ya selamlar. Peki, teşekkürler, kolay gelsin.